Selamünaleyküm. Allah gecenizi hayır etsin inşallah. Cenab-ı Hak gündüzünüzü hayırlı eylesin. Ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin inşallah. Allah önemli midir? Önemli görenler için önemlidir. Önemsiz görüyorsa bir kimse, onun için önemsizdir. Anne baba önemli midir? Muhakkak. Anne baba hakkı birinci derecede. Allah'tan sonra, Resulundan sonra itaat edilecek olan kimse baba. Önemli görüyorsa, o terbiye aldıysa önemli. Kontör alırken helal parayla mı yoksa haram parayla mı? Kim haram parayla bir şey alınmasını söyler ki? Zikir esnasında kendilerini şişlemek nereden geliyor? Bu sünnette var mıdır? Amaç nedir? Normalde kendi kendilerini mi şişliyorlarmış? Soruyu soran bayanlardan mı, buradan mı, erkeklerden mi? Evet, bu tip şeyler yapanlar var ama öyle mi? Bu normalde Allah peygamberlerini mucizelerle destekledi. Velilerini de kerametle destekledi. Bu keramet o kimsenin üzerine, o kimse Kur'an ve sünnet dairesindeyse haktır. Kur'an ve sünnet dairesinde değilse istidraç deniyor buna. Bu harikulade haller, eğer ki bir kimse Allah dostuysa, evliyadan bir kimse ise, onun üzerinde zuhur ediyorsa keramet. Hak mıdır? Evet. Ama yok, o kimse Kur'an ve sünneti yaşamadığı halde üzerine bu tip şeyler tecelli ediyorsa bu istihraç denmiş oluyor. Şiş bu manada rufailerin kendi içerisinde bir buhranları, delili olmuş oluyor. Rivayet edilir ki Ahmed er-Rufai Hazretleri Medine-i Münevvere'ye ziyarete gider haçtan sonra. Ziyarete gittiğinde orada önceden seyitlere verilen odalar varmış. Ahmed er-Rufai Hazretleri'ni seyitten saymazlar. Ona bir oda da vermezler, bir şey de vermezler. Bu ona bakmaz tabii. İşte gider kabri şerifin başına, açıktan zahiren bağırır, Esselamu aleyke ya ceddi diye. Ondan sonra der ki hep mana aleminde görüştük. Bu evladın, bu fakir murad eder ki der, dudaklarım elini öpsün. O zaman da rivayet edilir ki tabi kabri şerifin etrafı o zaman için böyle değil, açık. Şimdi kapalı. Mübarek elini çıkarır Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri kabirden dışarı. O da öper elini. Oradaki dervişler görür, işte tarihçiler görür. Yaklaşık o zaman için orada ömre ziyaretinde bulunan bir rivayette yaklaşık 300 bin, 400 bin kişi bunu görür. O esnada da herkes aşka gelir. Herkes hançerini kendine vurmaya başlar. Veç hali olur. Rivayet ederler ki Ahmed er-Rufai Hazretleri de dua eder. Bu benim yolumdan gelecek olanlara bir delil olsun der. Böylece delil olarak kalır. Bu normalde Rufai tekkelerinde, Rufailer arasında bir böyle keramet, burhan gibi kalır. Buna keramet de değil artık buhran denir.
Bu tabi kendi içimizde biz şimdi deriz ki bu sünnet-i Resulullah'ta var mı? Evet, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine kılıç yarasıyla gelip Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri tükürünle kılıç yarasını iyileştirdiği rivayet edilir. Bu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin mucizesidir. Ama arkasından gelen ümmetin üzerinde de bu bir keramet olarak kalır. Mesela Nakşibendiler zehir buhranı yaparlar. Zehir içerler. Bu normalde konuşulmaz hiç. O da Hazreti Ebubekir radıyallahu anh hazretlerine yılan mağarada ısırdı ya, zehirledi ya. O yüzden zehirlediğinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri oradan bir taş alıp taşı yaladı. Onun ağzına verdi. Dedi ki Allah bizimledir. Korkma. O taşı ağzına aldıktan sonra zehir ona bir zarar vermedi. Nakşibendiler de zehir buhranı vardır. Zehir içerler. Kadiriler de kılıç buhranı vardır. Onlar da normalde kılıcı vururlar bir taraflarına. Bir taraftan vurur, öbür taraftan et birleşir. Şiş buhranını normalde o kimseler işte şişi vurur. Ondan sonra çıkarır, bir damla dahi kan akmaz. Bir başkası o şişi yese ölür. 12 Eylül'den önce şişlenmek vardı. Normalde adam şişi vurur, şişin yarası kapanır. Hemen böyle hafif bir kan akar. Kan aktıktan sonra kapanır, zehirlenir insan. Neden öldüğünü, o zaman için otopsiler bu kadar gelişmiş değil. Neden öldüğünü tespit edemezler. 10 gün sonra ölür adam bir de. Anında ölmez. Biz bir kavgaya gürültüye girdikten sonra kendimizi bir kontrol ederdik. Şişlendik mi, bir tarafımız acıyor mu filan diye. Dayağı yersin mesela yumrukla filan. Ondan sonra bir de kendini kontrol edersin. Şiş batırmışlar mı diye komple her yerini kontrolden geçirirsin. O esnada heyecanla bilemezsin çünkü şiş vurdularsa. Bir de kontrolden geçirdik biz kendimizi şişlendik mi diye. Bu normaldi çünkü şiş yarası 10 gün sonra öldürür adamı, 15 gün sonra öldürür. Kanı zehirler zaman içerisinde. Ama rufailer şişi vururlar, bir şey olmaz. Veya ateş buhranı vardır. Normal demiri kızdırırlar, yalarlar. Ama normalde önemli olan istikamet üzere olmaktır. Bunlar sufiler için kendi içlerinde çok önemli değildir. Dışarıdan insanlar bunu çok önemserler. Ama sufiler kendi içlerinde önemli olan istikametin önemli olduğunu, Kur'an ve sünnete bağlı kalmanın önemli olduğunu, bu dinin kendi içerisindeki istikameti dairesinde yaşanması gerektiğinin önemli olduğuna inanırlar. Dışarıdan kimseler bunları çok önemserler. Sufiler kendi iç dünyalarında bunu önemsemezler. Hani meşhurdur ya, bir kimsenin suda yürüdüğünü de görseniz, havada uçtuğunu da görseniz, siz onun istikametine bakınız derler. Geçmiş ilk sufiler. O yüzden o kimse suyun üstünde de yürüyebilir. O kimse uçabilir de. Önemli olan istikametidir. İstikamet de Kur'an ve sünnet imamların içtihadı, ilk sufilerin bu noktadaki kaideleridir. Çağın yeni ticareti diye bilinen bir iş sistemi var. Buna network marketing diyorlar. Zincirleme bayi sistemi. Bunun hakkında bilginiz var mı? Caiz midir? Bilmiyorum ki. Nasıl bir şey bu? İnternetten satış üzerinden efendim herhalde. Bu birisi alıyor toptan olarak. Birisi birine alıyor, birine satıyor. XML diye bir iş sistemi. Soruyu soran kim? Bayanlardan mı? Efendim, Jet Farm'ın yaptığı vardı ya, bilirsiniz belki. Yakalandı o adam.
dolandırıcı insanları. Basıyorlar parayı, bir bayilik alıyor kendine, liktor kalıyor. Sonra alttan yine birine satıyor. Sonra o satan başkasına satarsa, bu sefer ilk satan parayı kazanıyor. Böyle devam ediyor. Ama dolandırıcılık yani resmen. Hiç şey yok yani, getirisi yok. Bilmediğimden dolayı. Otistik ve zihinsel engelli çocukların eğitimi nasıl olmalı? Bununla alakalı bu konuda uzmanlaşmış kimselerin eğitim vermeleri lazım. Bunun eğitmenleri bunun eğitimini alıp da bunları eğitmeli. O yüzden bunun özel eğitmenleri kimse, özel yetişmiş, bu konuda uzmanlaşmış kimlerse onlar bunun eğitimini yapmalı. Biz de bu noktada kardeşlerimizin içerisinde böyle hem okulu olan hem de bu konuda eğitim veren, eğitim veren kardeşler var. Aslında bunu onların konuşması lazım. Benim alanım değil. Ergenlik dönemlerinde çok sinirli ve şiddetli oluyorlar. Özellikle annelerine çok vuruyorlar. Onları iten kişiler ve ailelere ne tavsiyede bulunursunuz diyor. Bununla alakalı bu konuda eğitim almış kimselerden bilgi alabilirsiniz. Onlara müracaat edeceksiniz. Bu konuda bir hayli ilerleme kaydedildi. O yüzden ilerleme kaydedilmiş kimselerden bunun eğitimi alınacak. Bizde vardı, yukarıda geldi mi bir el kaldırsın. Evet. Aslında bir mikrofon ulaştırsak sana, iki dakika, kaç dakika konuşman lazım? Efendim? Kaç dakikan alır? Bir tane o mikrofonu yukarı ver. Hadi yukarıdan sen bize özetle hadi. Madem bu konuda sıkıntı var, ben de bir çay molası vermiş olayım. Öncelikle bu çocukların tanısının konması gerekiyor. Bunun için de psikiyatri ve rehberlik araştırma merkezleri tanı koyuyor çocuklara. Önce kendini şey olarak tanıt, dal olarak, eğitim dalını anlat. Kocaeli Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik mezunuyum. Onun üzerine eğitimler aldım. Özellikle özgül öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, hafif mental geriliği olan çocuklar ve pozitif psikoterapi, aile terapisi eğitimi aldım aynı zamanda. Bunlar ekstra aldığım eğitimler ve özel bir kurumda 5 tane psikoloğun içinde asistanlık yaparak başladım. Çocuk psikoloğunun yanında çalıştım 2 sene boyunca. Şimdi de bir özel eğitim merkezinde o kurumun psikolojik danışmanlığını yapıyorum ama aynı zamanda özel çocuklarla bireysel ders de alıyorum. Bu alanda çok gelişimsel olarak, yani yaygın gelişimsel bozukluğu dediğimiz ve son zamanlarda tanısının da çok zor konulduğu çocuklar var. Mental gerilik olarak geliyorlar ama aslında ailedeki tutum sorunlarından kaynaklı psikolojik saplantılar oluyor çocuklarda ve davranış bozuklukları oluyor. Çoğu aslında mental geriliği olmayan ama zaman zaman öyle tanı alarak gelen çocuklar da oluyor. Burada bizim meslektaşlarımız da işini yanlış yapabiliyor bazen. Yani direkt etiketleyip gönderebiliyorlar. Ailelerin bu konuda tutum çalışıyoruz daha çok. Bireysel alıyorum çocukları ama temelde aile çıkıyor alt sebeplerde. Tutarsız davranışlar, şiddete maruz kalması, doğum sırası ve önce sonrası, bunların hepsi faktör. Çocuklar da bunu kullanabiliyor ama gerçekten otizm tanısı almışsa çocuk veya mental geriliği varsa
Onları da çok zorlayabiliyor okullar. Yani kontrol edilmesi zor olduğu için çocukların ya çok sert davranıyorlar ya da işin eğitimini almamış ama o bölümde çalışmaya gönüllü olan, işini yanlış yapan öğretmenler de olabiliyor. Öncelikle çocuklara birey olarak yaklaşmak gerekiyor. Onlar evet farklı ama bizden ve normal çocuklar gibi iletişime açık oluyorlar. Sevgiyle, sakin bir şekilde, belli bir program düzenleniyor. Belli alanlarda sözel, işte dikkatle ilgili, yönerge almakla ilgili, kavram bilgisiyle ilgili. Bununla ilgili önce bir ön değerlendirme yapılıyor. Çocuğun neye ihtiyacı varsa temelden onu vererek gidiyoruz. Yani ilk önce yönerge almak, günlük yaşam becerisi, temel ihtiyaçları. Sonra aşama aşama ilerliyoruz. Sağlı sollu yanaşın. Öğretmenlerin ve ailenin desteği çok önemli bu konuda. Erken teşhis ve tanı çok önemli. Çok geç fark edilebiliyor. Ergenlikteki sıkıntıları, evet, hormonal gelişimin dışında davranışsal tutum problemlerinin daha çok etkisi oluyor. Ya çok çocuklar serbest bırakılıyor, örseleniyor, içe kapanıyor. Bu da onlarda saldırganlık oluşturuyor. Ya da doğru ve işbirliği içerisinde gitmeyen bir eğitim sürecinden geçtikleri için ucu toparlanamıyor. Erkek çocukları ise özellikle biz de zorlanabiliyoruz bazen. Çünkü bize karşı da farklı tutumları olabiliyor. Ama çok ince ve sağlıklı geçişlerle hepsi halloluyor. Yani çözümsüz değil. O çocuklar normal bireyler. Onlara insan gibi, birey gibi davranıldığında çok hızlı bir şekilde dönüt de veriyorlar. Teşekkür ederim. Allah razı olsun inşallah. Ben teşekkür ederim. Biz tabii aramızda Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı var. Az önce içeride de böyle Gemlik'te otistik çocukların eğitim gördüğü bir yer varmış. Dedi ki orada bunlarla alakalı bir çalışma yapsak, böyle ilahiydi, işte mıtırıptı gibisinden. Dedim olabilir. Dedim bu konuda kardeşler de var dedim. Eğitmen olarak bu konuda uzmanlaşmış. Şimdi içeride konuştuğumuz burada soru olarak geldi. Başkan da dinliyor orada. Biz de gülüşüyoruz karşılıklı. İçeride diyorum konuştuk, şimdi önümüze geldi diye. Allah yesin inşallah. Kaçıncı beyit? 79. sayfanın başında. Evet. Oo, en son sefastayı kesilmişim de kaldık değil mi? Evet. Vezir en son itikafa mı girmişti? Halvet yapıyordu değil mi? Tamam da önceki hikaye vezirin halvetiydi değil mi? Halvetten çıkmam demesi miydi? Bakalım. Vezir kendiliğinden bir başka düzen kurdu. Öğüdü bıraktı, halvete girdi. Ha, halvete giriyor. Vezir herkese öğüt veriyordu ya. Her topluluğa ayrı ayrı öğütler veriyordu. Önce risaleler yazdı. Yazmış olduğu risalelerin hepsi de farklı farklıydı. Her topluluğa farklı risale yazdı. Ardından her topluluğa farklı öğütler verdi. Bir tarafa dedi ki, yiyiniz içiniz, israf etmeyiniz. Öbür tarafta dedi ki, yemeyin, içmeyin. Bir tarafta dedi ki, başka türlü, başka bir tarafta başka türlü dedi. Şimdi de öğüdü bıraktı. Halvete girdi. Halvet.
bir sufi eğitiminde dervişin, sufinin bir yere kapanıp orada kendince bol bol ibadet edip Allah'a yakınlaşma gayreti. Bu peygamberlerin de sünneti. Musa aleyhisselam malum 30 yıl Tur-i Sina'da halvete girdi. 10 yıl daha, 10 gün daha, 30 gün, 10 gün daha ilave edildi. 40 gün Tur-i Sina'da halvet etti. Tabi onunla beraber yanında inananlar da vardı. O 40 günün neticesinde Cenab-ı Hakk'ı görmeyi arzuladı. Halvet çünkü yakınlaşma, yakınlaşmanın neticesinde yakınlaşma dedi ki seni görebilir miyim? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri de peygamberliğinin ona tebliğinden önce ve tebliğden sonra da Hira Dağı'nda halvetleri vardı. 8 günlük, 9 günlük, 10 günlük, en uzun 14 günlüktü halveti. Peygamberlik ilan edildi, 5-6 ay geçtikten sonra bir daha halvet yapmadı hiç. Ta Medine-i Münevvere'ye hicret edinceye kadar, oruç farz olunca Ramazan'ın son 10 gününde itikaf etmeye başladı. Halvet bu manada sufilerin Allah'a yakınlık meydana getirmek için, yakin olmak için kendilerini bir hücreye kapatıp devamlı orada ibadetle, zikirle haşır neşir olmaları. İşte vezir kendisini böyle bir halvete kattı. Ona bağlananları özlem ateşine attı. Halvet tam 40 gün, 50 gün sürdü. O normalde ona bağlı olanlar da ona hasret ateşine tutuştular. O kendisini 40 gün, 50 gün halvete attı. Tabii halvetin en uzun günü bu manada Musa aleyhisselam 40 gün kaldığı için ayette tespit edildiğinden 40 gündür. Ama sünnet-i Resulullah'a uyanlar için halvet 10 gündür. En fazlası 20 gündür. Onda Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri öleceği sene 20 günlük itikaf etmiştir. Bir rivayet daha var. Hani bir sene itikafı terk etmek zorunda kaldı ya, mübarek eşleri de çadır kurdular. Birisi kurdu, ardından bir öbürkü de kurdu, ardından öbürkü de kurdu. Öyle olunca baktı ki eşleri de çadır kurmuş, itikafı kendisi terk etti, onlara da terk ettirdi. Böylece kadınların mescitlerde, camilerde itikaf etmesi yasaklandı. Kendisi terk edince bir rivayette bir dahaki sene 20 gün girdi. Terk ettiği senenin 7 gün filan terk etti. 7 gününü o sene Muharrem ayının ilk 10 gününün son 7 gününde yaptı. Bunu sufiler bunun gerekirse buna devam edebilirler. Ramazan'da itikafa giremeyenler Muharrem'in son 10 gününde, Muharrem'in ilk 10 gününde veya ilk onun 7 gününde sünnettir. 7 gününde girebilirler. Onun son 7'sinde Aşure akşamı çıkarlar. Halvet budur. Ama velakin asıl halvet haramdan, melayaniden uzak olmaktır. Hani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri hicret bitmiştir. Hani hicret kapanmıştır. Ama hicret haramlardan uzak durma. Haramdan helala hicrettir der ya. Bunun gibi halvet bu manada aslında öz olarak melayaniden uzak olmak.
Heva ve hevesin isteklerinden uzak olmak. Şeytanın bize vesveseyle yaptırmak istediklerinden uzak olmak. Her türlü haramdan uzak olmak. Asıl halvet bu. Halk ona özlem besleyerek deli divane oldu. Onun halinden, onun sözlerinden ayrıldılar. Onun tadından mahrum kaldılar da çıldırdılar. İnsanda böyle mecazi bir sevgi olursa, mecazi bir aşk olursa, şeytan ona karşı olan meyli arttırır. Şeytan ona karşı olan meyli arttırınca, insanlar o muhabbeti, o sevgiyi hakikatten zannederler. Hani Tarkan için ölüyor ya millet. Onu hakikatten zannediyor. Veya bir şarkıcı için, bir futbolcu için ölüyor ya. Onu normalde hakikatten görüyorlar. Deli oluyorlar ya onu görmek için. Hani havaalanlarına gidiyor millet karşılamaya. Ve o sevgilerini de onlar hakikatten görüyorlar. İşte şeytan ve nefis, Kur'an ve sünnetin dışındaki bir muhabbeti körükler. İnsanlara bir bakarsınız, o sevilmeyecek bir şey için deli divane olmuşlar. Bir futbolcu için deli divane olmuş. Bir şarkıcı için deli divane olmuş. İşte X bir tiyatrocu için deli divane olmuş. X bir Kur'an ve sünnetin dışındaki bir kimse için deli divane olmuş. Bunu şeytan bu vesveseyi verdirir. Hani önceden bir veli varmış ya, o veliyi çok sevmiş oradaki insanlar. Vefat edince günlerce üzülmüşler. Şeytan gelmiş onlara demiş ki, siz bu kadar çok seviyordunuz. Gerçekten çok sevilecek bir kimseydi. Demiş ki şeytan ona, gelin bunun bir küçük büstünü, heykelciliğini yapın. Ve bunu odalarınıza koyun. Önce odalara. Herkes evinin bir köşesine o velinin, o saygın kimsenin bir heykelciliğini yapmış. İlk putun, heykelciliğin çıkış noktası. Ardından şeytan işi arttırmış. Demiş bu evde olması yetmez ya. Demiş ki şehrin ortasına, gelip gidilen yerlerin ortasına koyun ki herkes ona tazim etsin. Herkes onu hatırlasın. Herkes ona saygı duysun. Böylece şeytan amacına ulaşmış. Her yere o zatın, geçmiş ümmetlerden oluyor bu. O zatın kimse heykellerini dikmişler. İş o kadar artmış ki yatak odalarına bile koymuşlar o zatın heykellerini. Sokaklar, caddeler, şehrin giriş çıkışlarında o zatın heykelleri, evlerinin köşesinde o zatın heykelleri. İşte bu zatın aydınlatması size devam etsin. Ya bu aydınlanmaya işaret olarak yanlarına mumlar yakın, çıralar yakın. Yanlarına çıralar yakmışlar. İşte bu iş o kadar artmış ki şeytan bu noktada, hani ben senin mümin kullarını saptırıcı olacağım diyor ya. Allah'ın kullarına diyor ki ben senin kullarına saptırıcı olacağım. Cenab-ı Hak da diyor ki benim gerçek mümin kullarımı sen saptıramazsın. Ama işte şeytani bir sevgi, şeytani bir muhabbet insanı bu noktada deli divane eder. Oysa mecazi olmayan, hakikate olan muhabbet insanı deli divane etmez. Sahabe Allah ve Resulünü severken akılsız bir şekilde sevmiyorlardı. Muhabbetlerini ve sevgilerini Kur'an ve sünnete bağlıyorlardı. Ve muhabbetleri ve sevgileri ve aşıklıkları Kur'an ve sünnet dairesindeydi.
Kur'an ve sünnetin dışında değildi. Eğer bir sevgi, bir muhabbet Kur'an ve sünnetin dışına çıkarsa o sevgi, o muhabbet hakikatte şeytanidir. İşte o şeytani muhabbette insanlar kendilerince deli divane olurlar. Üstlerini başlarını yırtarlar. Kendilerini tırmalarlar. Saçlarını başlarını yolarlar. Bu nefsine uyan bir kısım sufilerde de tecelli eder. O kimse zikrullah yaparken değişik hal ve hareketlere girer. Zıplar, titrer. Ona sorduğunuzda o Allah'ı çok seviyordur ama. Kimisi Allah'ı çok sevdiğinden dolayı Kur'an ve sünnetin dışında hal ve hareketlerin içerisine girerler. Hani bir kimse titremeye başlamış ya, Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri sormuş, bu neden böyle tuhaf davranışlarda bulunuyor? Demişler ki ya Emir el-Mü'minin, bu Iraklı bir Müslümandır, o bölgeden yani. Onun bunun yanında Allah anıldığında bu böyle cezbe geçiriyor. Kaldırın bunu buradan der Hazreti Ömer Efendimiz. Onun üzerinde şeytanın tecelliyatını görüyorum der. Böylece şeytani bir şey olur. İnsanların gözlerini büyülemek için, insanları kandırmak için. Vay Allah dediğinde titreyenler, Allah dediğinde sesler çıkaranlar. Aranızda bulunabilir bunlar. Sohbet esnasında bir şey oldu. Herkes ona karşı dikkatini çeker. Vay, hal geçirdi. Cezbe geçirdi. Mühim adam. Allah muhafaza eylesin. Bunların hepsi de şeytanidir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri sohbet ederken sahabe oturur siyim siyim ağlardı. Onlarda titreme yoktu. Onlarda böyle diye ses çıkarmak, sayha atmak yoktu. Bir şeyh efendinin sohbetine gitmiştik. Oturuyoruz. Sohbet, yemek yeniyor. Yemek yerken işte şeyh efendi bir kelam söylüyor. Oradan bağırıyor birisi. Allah'ım ya Rabbi diyorum kendi kendime. Olmadı işte bir şey daha söylüyor. Öbürkü bir sayha atıyor oradan. Üstadım. Bir tane yeşil kavuklu, yeşil böyle uzun kavuğu var. Yeşil sarık, yeşil gömlek. Aynı takım. Yeşil cübbe, yeşil şalvar. Her şey yemyeşil. O böyle bir sayha atıyor, yıkılıyor ortalık. Baktım, baktım, baktım. Dedim ki şeytan kol geziyor burada. Eğer sevgi Kur'an ve sünnete dayanmıyorsa orada şeytan kol geziyordur. Bunlar sufilerin içerisinde vartalardır. Varta. Kendini bir yerde göstermek. Kendinin bir şey olduğunu ima etmek. Değişik sesler çıkarmak. Zikrullah'ın adabı belli. Zikrullah yaptıran kimse esmayı vermiş. Nasıl? Esma bu. Birisi aradan mısır patlatır gibi huu! Nefsine uydu. Şeytan ona vesvese verdi. Esmanın veriliş tarzına, tavrına, esmanın çekilme şekline, şemaline uymayıp kendince bir stil oluşturduysa şeytan ona vesvese verdi. Nefsine uydu. Nefsine uydu. Herkes bir tamam zikrullah yapıyor.
Allah, 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 Allah. Birisi patlıyor oradan mantar gibi. Nefsine uydu. Şeytan ona vesvese verdi. Dervişliğin adabının, erkanının dışında bir şey yapan nefsine uydu. O cezbe değil. O şeytanın onun üzerindeki tecelliyatı. İşte bir veliye duyulan muhabbet Kur'an ve sünnet dairesinde olmalı. Bir evliyaya, bir derviş kardeş olan muhabbet Kur'an ve sünnet dairesinde olmalı. Kur'an ve sünnet dairesinin dışına çıkılmamaya gayret etmeli, özen göstermeli. Yalvarıyorlar, yakarıyorlar, ağlıyorlardı. Oysa halvette, riyazatta iki büklüm olmuştu. Dışarıdakiler yalvarıp yakarıyorlar ona hasretlerinden. O da riyazatta içeride iki büklüm oluyor. Riyazatın öyle hali vardır ki içeride yeme içme yeri değildir, itikaf yeri. Eğer bir kimse sufi disturlar dairesinde itikafa girecekse yağlı, etli, hayvansal gıdalardan uzak durur. İtikafta doyuncaya kadar yenmez. İtikafta ölünceye kadar yenmez. İtikafta ölmeyecek kadar yenir. İtikafta uyunmaz. Uyunmaz derken bütünüyle değil. Uykuda geçirerekten bir itikaf olmaz. Bizim itikafımız da dergahımızın adabıdır. Adam bir gün içerisinde günlük virdini çeker, ardından 70 bin tevhid bitirir. Normal şartlarda 70 bin tevhid 16-17 saatte biter. Birinci gün 16-17 saatte biter. İkinci gün 18 saate çıkar, 19 saate çıkar. Neden? Yorar insanı içerisi. Üçüncü gün 70 bin tevhid 20 saate çıkar. Eğer bir derviş disiplinliyse, uykusunda disiplin etti, boş boş oturmadı, zikrullahına bir tamam disiplin etti, bak birinci gün 16-17 saatte, ikinci günü 18 saatte, üçüncü günü de 20 saatte anca bitirir dersini. Ama bir sufiyle karşılaşmıştım. İşte bilmem kaç bin tane işte Allah ismi. Dedim nasıl çekiyorsun bunu? Nasıl yani dedi. Dedim basma. Yani her gün bunu dedim çekmen mümkün değil. Dedim itikafa hani girmemiş bir kimse olmuş olsam belki diyeceğim ki çek çek. İnsanın ikinci günü dili ağırlaşır. Dilini hareket ettirmekte zorlanırsın. Üçüncü gün dilin var mı yok mu diye bakarsın, bir kontrol edersin. Üçüncü gün dilini kontrol edersin var mı yok mu diye. Ama bu arkadaş bana dedi ki ya biz dedi tesbih alıyorlarmış imamiyetinden. Allah yarısı gitti. Allah bir yarısı daha gitti. 100 tane çekilmiş oluyormuş. Dedim kim kandırıyor ya? Böyle bir şey mi olur? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri subhanallah, elhamdülillah, Allah-u Ekber derdi, tesbih bitirirdi. Saydı. 33 tane. 32 değil, 34 de değil. 33 tane. Tek tek. Dedim tek tek çekilir. Oturcan la ilahe illallah, 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 la ilahe illallah.
aynı zamanda da kalbini çalıştırmak istiyorsan, kalbe oturmasını istiyorsan, Nakşibendilerin adabını da yapacaksın. Ne yapacaksın? Bir nefes alacaksın. Dil oynamayacak. Nefes aldığında başlayacaksın kalben. La la ilallah 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 la la. 21 sefer kalp la la ilallah diyecek. Tek nefeste. Bu kalbi çalıştırma metodu. Nefes al, 21 sefer tevhid çek. 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 Aslında bu aynı zamanda da insanı uyanık tutar içeride. Uyku basar çünkü insanı. Uyku bastığı anda hemen git burnuna su çek. İtikaf olanlar, gece virt çekenler, çok az da içinizde, çok az. Dervişler, gece zikriniz çok az. Televizyona var, Twitter'a var, Facebook'a var, zikrullah'a yok. Çok az. Oturacağınız bir dervişin gece zikri olur. Gece zikirsiz derviş olmaz. 10 dakika, 20 dakika da olsa gece zikrullah yapacaksınız. Herkes yatacak, el ayak kesilecek. Otur, 10 dakika yap ya. 5000 tevhid yapma, 3000 tevhid yap, 2000 tevhid yap. Kalbi çalıştır dediğimi yap. Şimdi bile deneyin. Kim 21 sefer la ilahe illallah diyecek? Oturduğunuz yerde. Ve böylece o kimse içeride dünya kelamı konuşmaz. Dünya kelamı konuşmaz. 3 gün beşer yüz çekerken 3 günün içerisinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini görürse, sesini işitirse, geliyor derlerse, onunla alakalı bir işaret olursa, 4. gün 10.000 salavat-ı şerife çekecek. 5. gün 100.000 lafz-i celal, ya Allah! Tesbih alacak, ya Allah, 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 ya Allah. Eğer üstadı ona icazet verdiyse, evladım sana gelir birisi virt verirse, o virdi çek derse, bir daha artı virtler gelir. O ne? Abdülkadir Geylani Hazretleri gelir, 1000 tane bundan çek. Arada. Bunlar ekstra. Ne dedi? İşte hayırlı kayyum Allah çek dedi. 1000 tane. Başlar hayırlı kayyum Allah, hayırlı kayyum Allah, hayırlı kayyum Allah, hayırlı kayyum Allah. Birisi geldi mi? Arkası sökülür. Tak başka bir pir efendi daha gelir. Der ki ben de sana 1000 tane örneğin işte ya hay verdim. 1000 tane ya hay, ya hay, ya hay, ya hay. Arkası kesilmez zaten onun artık. Yandı çıra gibi oğlanın başı. Gelen giden ona bir şey yapıştırır gider artık. Benden şunu çek, o der ki benden bunu çek. Uçan kaçan ne kadar varsa toplanır. Bütün pir efendiler de gelebilir. Bir gün biri gelir, bir gün biri gelir, bir gün biri gelir. Bir bakmışsın bir estantene, savaştasın. Bir bakmışsın farklı bir estantene, farklı bir yerdesin. Kalır elin böyle senin. Taşlar önünde bir bakarsın ki kaç 5000'de kalmışım. Ne kadar kaldığın belli değil.
saat tutmuyorsun, vakit tutmuyorsun. Ne olduğunu bilmiyorsun. Ders yetiştireceğim, başlıyorsun gene. La la illallah, la la illallah, la la illallah. Gitti gene. Haydi başka yerdesin. Allah hepinize nasip etsin. Amin. Ama boş durmakla olmaz. Koşçanız, akçanız, Allah için kendinizi disiplin edeceksiniz. Gecenizi boş geçirmeyeceksiniz. Televizyonla geçirmeyeceksiniz. Telefonla, tabletle, bilmem onunla bununla geçirmeyeceksiniz. Geceyi zikrullahla geçireceksiniz. Öyle eşlerinize hakaret ederekten olmaz. Etrafınıza bağırıp çağıraraktan olmaz. Olmaz. Kendinizi disiplin edeceksiniz. Halk, sensiz ışığımız yok, sopasını tutup yeden biri olmayınca körün hali nice olur. Hakikate ram olmayanlar, işin zahirine bağlı olanlar, üstadlarını görmeyince sıkıntı yaşarlar. Ama hakikate ram olanlar, gözlerini yumduğunda üstadlarını görenler böyle olmazlar. Kalben görüşenler, konuşanlar böyle olmazlar. Lütfet de Allah için olsun, bundan fazla senden ayrı bırakma bizi. Bir kimse bir üstadı gerçekten severse, muhabbet beslerse, ondan ayrılığa canı dayanmaz. Biz çocuklara benzeriz, dadı sensin bize, gölgeni sal başımıza dedi. Bir üstad dervişlerin dadısı gibidir. Onları Kur'an ve sünnet dairesinde sevk ve idare etme, onları haramlardan uzaklaştırma, onları Kur'an ve sünnet çizgisinde yürütmekle mükelleftir. Derviş üstadından maddi manevi uzak kalırsa yolunu şaşırır. Derviş üstadından maddi manevi ayrı düşerse kurt kapar onu. Allah muhafaza eylesin. Oysa canım dedi dostlardan uzak değil. Fakat halvetten çıkmama izin yok. O dedi ki ben dostlardan uzak değilim. Ben sizlerden uzak değilim. Ama bana halvetten çıkmak yasaklandı dedi. Kendince. Çünkü bir velinin halvetinin ne kadar süreceği velinin kendi ihtiyarında değildir. El Fatiha'ma salavat. Amin. 560'tan devam edeceğiz inşallah aklınızda olsun. Estağfurullah.